Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili adayı Şerafettin Turpçu, Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Memiş'i ziyaret etti. Turpçu ve beraberindekileri emekliler sıcak karşıladı. Türkiye Emekliler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Memiş, emeklilerin sıkıntılarını dile getirdi. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü, asgari ücretinden sonra da her gariban kesimi, yani emeklisi, dulu yetimli, hepsi 300-400 lira, 645 lira gibi, 645 lira emekli olan arkadaşımız var, 645 lira. Şimdi emekli aç, emeklimizin %99'u bankalara borçlu. Bizim emeklimizin, üyemizden aidat 46 kuruş. Aidat 46 kuruş. 18 lirayı kesemedik, 46 kuruş. Emeklimiz bu şekilde. Yani dernek ücreti. Evet, aidat ücreti. 50 kuruş yok yani. 50 kuruş bile değil. Emeklimiz gariban, torunundan kaçıyor. Çikolata parası yok. Emekli bizim, yok. Emekli bizim, yani bayramlarda çoluk çocuğuna harçlık verecek durumu yok. Emeklimizin durumu perişan. Turpçu emeklilerin sorunlarını iyi bildiğini belirterek şöyle konuştu. Sizin sanki çok büyük bir iş yapar gibi bayram öncesi maaşlar erken ödeniyor. Bayramdan sonra ne oluyor? Bayramda zaten bitiyor oradan. Şimdi biz bayramlarda bu rezilliği ortadan kaldırıyoruz. Genel başkanımız da bize bu fırsatı verdiği için, böyle çalışma fırsatı, ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir hesap uzmanıdır. Türkiye'de 10 tane hesap uzmanı varsa iyi bilen, bu işin bir tanesi benim diyor. Her bayrama, dini bayrama biz bir maaş ikramiye koyduk. 1500 lirayı yükseltiyoruz. Beraberindekiler ardından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şube Başkanı Derya Dilaver'i ziyaret etti. Turpçu ziyarette yaptığı konuşmasında çağdaş demokrasinin daha ilerisine geçmemiz gerekirken şimdi tüm kurumlar AK Parti tekeline geçiyor dedi. Büyük Atatürk'ün önderimizin o dönem okuttuğu çocukları Avrupa'ya göndererek onların ne hizmetler ettiğini biliyoruz. Türkiye'nin ilk öncü gençleri oralara okuttu. Büyük Atatürk tarafından okutulmaya gönderilmiştir. Ve onlar çok seçkin insan olmuşlardır. Ben kendi üniversitemizden, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bilirim. Tıp alanında vardır. Bunları o dönemlerde biliriz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şube Başkanı Dilaverse, inşallah iktidar ve iktidar ortağı olursanız köy enstitülerini tekrar başlatırsınız dedi. İnşallah iktidar ya da iktidar ortağı olursanız bu konuda çalışmalarınızı, önerilerinizi iletmenizi isterim. Çünkü onlar köylerden başlayan eğitimin en büyük neferleriydi, köy enstitüleri. Biz açtık, biz kapadık ama o bir hataydı. Onundan dönülmesi lazım geldiğini düşünüyorum.